Bu görsel dersimizde Oracle SQL Developer işlemci aracımızla Oracle veri tabanı üzerinde select işlemlerini öğreneceğiz. En temel select komutunu öğreneceğiz burada. Çok detaylara inmeyeceğiz. Select Oracle veri tabanından ya da herhangi bir veri tabanı üzerinde veri çekme, yani istediğimiz verileri çekmek için kullandığımız SQL standart komutudur. Bu komut tüm veri tabanı yönetim sistemlerinde tektir. Yani hepsinde kullanılabilir bir standarttır. Örneğin burada gördüğünüz gibi select, yıldız, from ve tablo adı yazdığınız zaman dünyadaki herhangi bir veri tabanında istediğimiz tablonun bütün datalarını çekmek için kullanılır diyebiliriz. Bu bir SQL standardıdır. Temel olarak kullanımı şu şekildedir. Select kolon isimleri, kolon adı ya da isimleri, s takısı da buradan geliyor. Kolon tek bir kolon adı ya da birden fazla kolon adı yazılabilir. From tablo adı. Biz bunu employees tablosu üzerinde kullanacağız. İlk olarak employees'e en basit SQL select sorgusunu çekiyoruz. Buradaki yıldız işareti şunu temsil ediyor. Sol tarafta gördüğünüz employees tablosundaki tüm sütunlar bu employees tablosunun içerisindeki sütunlardır. Ve biz yıldız dediğimiz zaman buradaki tüm sütunları, yani kolonları hesaplar. Bunların isimlerini Oracle veri tabanından alır ve bunları bu şekle getirerek otomatik olarak bize istediğimiz sonucu verir. Onun detaylarını anlatacağım. Şimdi select yıldız from employees sorgusunu hazırlıyorum ve çektim. Gördüğünüz gibi burada tüm sütunlar sırasıyla geldi ve bu sütunlar içerisindeki tüm veriler herhangi bir filtrelemeye tabi tutulmadan geldi. Benim özellikle dikkat etmek istediğim, dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Gördüğünüz gibi 107 satır 0.092 saniyede veri tabanından çekildi diyor. Bunu aklımızda tutalım. 0.092 saniye. Şimdi bir de bunun örneğin şu versiyonunu kullanalım. Burada select first name, last name ve from employees diye sütunları yazıyoruz. Employee ID diyorum. Buradaki fark, diğerinde yıldız kullandık. Burada tüm sütunları kendimiz yazıyoruz. Phone number, here date. Job ID, salary, commission PST, manager ID ve department ID. Şimdi bu sorgumuzu çalıştırıyoruz. 0.092. Gördüğünüz gibi burada sorguyu hazırladık ve sorgu sonucunda bize tüm kayıtlar gene geldi. Aşağıya doğru bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 107 kayıt geldi. Şimdi 107 kaydı burada gösteriyor. 107 in 0065 diyor. Yukarıda neydi? Select yıldız from employees'de 0092 saniyede gelmişti. Bununla bunun arasındaki fark şu. Burada halbuki yıldızdaki gibi tüm sütunları aldık. Yani herhangi bir atlama vesaire yapmadık. Tüm sütunları istedik burada. Gördüğünüz gibi. Yıldız da aynı şekilde tüm sütunları istedi. Fakat burada bir fark var. Bu yıldız işareti şu anlama geliyor. Ben kodumu kısa yazacağım. Kodu kısa yazmak istiyorum diyoruz. O diyor ki madem kısa yazacaksın performans kaybını göze almalısın. Neden? Çünkü burada kullandığın yıldız arka tarafta sonuçta Oracle veri tabanı tarafından şu kolon isimlerine dönüştürülmek zorunda. Yani biz burada yıldız from employees yazarken Oracle veri tabanı bu yıldızı alıyor ve
employees tablosundaki tüm sütunları kendi içerisinde buluyor bunların isimlerini ve bu bulduğu isimleri tek tek yazıyor virgüllerle. Daha sonra bu sorguyu çalıştırarak ekrana yazıyor. Bu nedenle biz burada ikinci bir iş yapmaktan veri tabanını kurtarmış oluyoruz. Bu nedenle yıldız yazdığımız için 0.092 saniyede bu sorgu gerçekleşti. Ancak tüm sütunların isimlerini yazdığımızda zaten Oracle'a ikinci bir iş, yani bu yıldızı alıp arka planda buradaki sütunların isimlerini bulup bunları yazıp tekrar çalıştırmak gibi bir iş yüklemediğimiz için buradaki sorgu daha hızlı çalışmış oluyor. Yani hemen hemen 4'te 1'i kadar bir hız, belki de daha fazla. Sorgular ve veri çoğaldığı zaman bu fark tabii ki artacak. Bu nedenle bu şekilde kullanım yapmanızı önermemekle birlikte basit sorgularınızda, örneğin ben employees tablosunu istediğim zaman, direkt bunu istediğimde buraya tüm sütunları yazmak yerine yıldız from deyip kod ve verinin çalışıp çalışmadığını ve nasıl sonuç elde ettiğini görmek için tabii ki bu şekilde kullanmanın faydası var. Fakat bir uygulama geliştirdiğimizde, masaüstü ya da web uygulaması fark etmiyor, kesinlikle bu tekniği kullanmayın. Yani yıldız ile herhangi bir sorgu geliştirmeyin. Tekrar bir örnek daha yapalım. Select yıldız from regions ile. Bu da 0.06. Bunda az veri olduğu için daha aradaki fark pek olmayacaktır. Select region ID ve region name from regions dedik. Şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yani hemen hemen yarıya indirdi. 0.006 idi. 0.003 oldu. Gördüğünüz gibi yarı yarıya fark etti. Yıldız ile normal kullanımın farkı, yani sütunlar ile kullanımın farkı. Bu şekilde en temel select işlemi budur. Select yıldız from ve table name. Bunun normal kullanımı, yani yıldızsız kullanımı ise en temel şekilde bunların tarzıdır. Şu şekilde sütun isimlerini virgülle ayırarak yazmak. Select sütun isimleri, sütun isimlerini yıldızla ayırıyoruz. From tablo adı. Bu şekilde veri tabanımızdan en temel veri çekme işlemlerini görmüş olduk.